Konya'ya gittik. O yüzden buraya gittik. Arkadaşlar biraz gelişelim. Vay güzel. Tebrik ederim. Abi onlar önünde. Orada da çıktık. Az önce de onun için yanına. Yaşanan küresel iklim değişiklikleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkarıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan beşinin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu, yine ikisinin de kazayla meydana geldiği değerlendirilmektedir. Değerli arkadaşlar, dün kıymetli kabine üyesi arkadaşım, Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de bahsetmiştik oradaki yangının sebebini. Hatay Belen'de çıkan bu yangının sebebiyle ilgili biraz daha detay bilgi verecek olursak, bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanının yakılmasıydı. Bu yangına yol açan iki kişi gözaltına alınmıştı. Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum. Yine Mersin Günler'de köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşte oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazanda olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta. Değerli arkadaşlar, bugün yine Çanakkale'deki yangın sabahleyin bizi hayli ümitlendirmişti. Sönmesi noktasında gelişmeler. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması bir anda yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı. Bakanımız bütün arkadaşlarıyla beraber orada, İçişleri Bakan Yardımcımız hakeza orada, AFAD'daki arkadaşlarımız orada, valiliğimiz ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde o yangını söndürmek noktasında gayret gösteriliyor. Tekirdağ, Malkara'da Balıkesir, Sındırgı'da aktif iki orman yangını var. Bunlarla da ilgili bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız gerçekten seferberlik halinde o yangınları söndürmek noktasında gayret gösteriyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 8, 9, 10 Temmuz'da 10 ilimizi etkileyen bir sel oldu. Kuvvetli yağışlar. Bunun biliyorsunuz 7'sinde 15 ille ilgili Batı, Orta Karadeniz ve akabinde Doğu Karadeniz'le ilgili turuncu uyarılar olmuştu. Artık hep iklim değişikliği, kuvvetli yağışlar, havanın aşırı ısınması, hep bunlardan bahsediyoruz ama söylemek istediğim, kuvvetli yağışlarla ilgili yapılan uyarılara vatandaşlarımızdan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan öncesinde gerçekten hassasiyetli hazırlıkların olduğunu gördüm ve bundan da memnuniyet diyorum. Bu bizim yaşamış olduğumuz olumsuzların volümünü olabildiğince düşürdüğünü de sahaya gezdiğimiz zaman görüyoruz. Bugün Karabük'teyiz. Çünkü Karabük'te 150 ve 200 kilogram metrekareye düşen yağışlar alan yerler var. Daha çok Derince ile Yenice ile, özür diliyorum, Eski Pazar iki ilçemizde ağırlıklı yağış aldı. Burada bugün incelemelerde bulunduk. Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Muhtarlarımız, oradaki hemşerilerimizle istişareler ettik. Gördüğüm şey şu, zarar tespitleriyle ilgili tüm çalışmaları Valimizin koordinasyonunda bitirilmiş. Gerek hanelerin, yani konutların eşya zararları, gerek iş yeri zararları,
gerekse tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan zarar tespitleri nihayetlendirilmiş. Bunlarla ilgili yakın bir zaman içerisinde vatandaşlarımıza bu zararların ne kadarı noktasında destek olacağımızı bildireceğiz ve kendilerine bununla ilgili destek ödemelerini yapacağız. İkinci olarak şunu belirtmemiz lazım Karabük'te. Yolların, köy yollarımızın il özel idare kapsamında olan dersek daha doğru olur. İl özel idare kapsamında olan yol ağımızla ilgili selin getirmiş olduğu, aşırı yağışların getirmiş olduğu olumsuzların tamamı giderilmiş. Geçici olarak giderilenler var. Bir de onları kalıcı olarak gidermeye yönelik çalışmaları az önce valimiz bize sunumda belirtti. Şu anda Karabük şehrimizde elektrikle ilgili, haberleşmeyle ilgili, yolla ilgili, içme suyuyla ilgili hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunlar vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ulaştırılıyor. Ama onlarla görüştüğümüz zaman bizim süratle aksiyon almamız gereken noktalar da var. Köprüyle ilgili, menfezle ilgili, yol sanat yapılarıyla ilgili, yol onarımlarıyla ilgili yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Bunların her biri valiliğimiz, bütün belediyelerimiz, köy muhtarlarımız, hemşehrilerimiz de istişare halinde gayet güzel bir hazırlık yapmış. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bunların her birinin ihale öncesi dosyaları hazırlanmış. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak, maddi olarak da yardım etmek durumundayız. Onunla da ilgili kendilerine sözümüzü verdik. Süratle Sayın Valimiz en kısa zamanda bunların ihalelerini yapacak. İnşallah 4-5 ay almayan bir süre içerisinde bu yapıların her biri tamamlanacak. Biz şunu söylemek istiyoruz. Devlet su işlerimizin, karayollarımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın da yapması gerekenler var. Onlar da burada yapmış olduğumuz değerlendirme her birini tek tek tespit ettik. Az önce içeride Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. Bizim Türkiye çapında meşhur şeker kanyonumuz var. Şeker kanyonumuz adı şeker ama bir görmeniz lazım. Buradan reklamını da yapıyoruz bütün aziz milletimize. Karabük mutlaka görülmesi gereken güzel bir şehrimiz ama şeker kanyonunu mutlaka görmeniz lazım. Orada da bizim bir ev ödevimiz var. Hemen şu anda buraya gelmeden önce görüşmüş olduğumuz kıymetli Abdülkadir Bakanımız bir ekip gönderecek ve o kanyon yolu üzerindeki aksayan yerimizle ilgili o güçlü kuvvetli yağıştan etkilenen o yolla ilgili ne yapabileceğimizi, tünel mi yapacağız, yeni köprü mü yapacağız? Bunların kararı fizibilite raporları ortaya çıktıktan sonra hangisi daha avantajlı o ortaya çıkacak ve süratle orada da biz inşallah mesafe almak istiyoruz.